Merhaba, Taha suresi 53. ayette ve onunla çeşit çeşit bitkilerden eşler çıkardık. Ayrıca Rad suresi 3. ayette de bütün meyvelerden ikişer eş yaratmıştır. Evet, bu ayetlerde bitkilerin eşler halinde yaratılmasından haber vermekte ve ancak asrımızda keşfedilebilen büyük bir hakikate işaret etmektedir. Bitkiler üzerine yapılan bilimsel araştırmalardan da öğrenildiği üzere, tohumlu ve çiçekli bitkilerde erkek ve dişi üreme organları vardır. Dişi organın yumurtalık denen bölgesinde dişi üreme hücreleri, erkek organın başçık denen bölgesinde ise çiçek tozları içinde üreme hücreleri bulunur. Bu çiçek tozları rüzgarla veya bazı hayvanlar aracılığıyla çiçekten çiçeğe taşınarak dişi organın tepeciğine yapışmaktadırlar. Daha sonra bu tozlar ince bir boru yoluyla yumurtalıktaki tohum taslağına iner ve burada birleşerek yeni tohumlar oluştururlar. Böylece bu tohumlardan yeni bitkiler gelişmiş olur. Evet, 1400 yıl önce biyoloji ve botanik biliminin henüz gelişmediği bir zamanda böyle bir bilgiye işaret edilmesi gerçekten çok ilginçtir. Çünkü bitkilerde cinsiyet ayrımı olduğu son asırda keşfedildi. Evet, Kur'an'da sık sık hiç düşünmez misiniz hitabı kabilinde sizlere sormak istiyorum. Bu ayetin bulunduğu kitabın bilimin ancak 100 yıl önce keşfedebildiği bir hakikati tam 1400 yıl önce haber veren bir kitap ve sıradan bir kitap olabilir mi? Ve bunu aktaran ve üstelik okuma yazması olmayan bir insan tarafından öylesine yazılmış olması mı sizce daha mantıklı? Yoksa bu dünyayı yaratıp ardından belli kurallarla yönetmekte olan bilinçli ve güçlü bir yaratıcı tarafından yazdırılmış olması mı sizce daha mantıklı? Evet, elbette ki ikincisi. Her şeyin gönlünüze göre, gönlünüzün de hakka göre olması dileğiyle efendim. Hoşça kalın.